Çok değerli Yayla Pınarlı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket ülkemizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Erzincan ilinin Refahiye ilçesine bağlı bir köydür Yaylapınar Köyü. Köyün eski adı 1916 kayıtlarında Govata olarak geçmektedir. Köy Erzincan il merkezine 109, Refahiye ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktadır. Yüksek bir tepeye dikilmiş Türk bayrağı parlıyor uzaktan, ay yıldızıyla. Oldukça yüksek dağların arasında yemyeşil bir vadiye kurulmuş Yaylapınar Köyü. Bir arada bulunan evlerin etrafını yemyeşil ağaçlar süslüyor. Yazın oldukça sıcak olan bu köyde güneş enerjisinden yararlanmak üzere çatıların üzerine paneller yerleştirilmiş. Okuluyla, yeşil minareli camisiyle küçük, şirin bir köy görüyoruz burada. Ekinlerin kimi sararmış, kimi yemyeşil bu mevsimde. İşlenmiş tarlalar oldukça büyük yer kaplıyor köyün içerisinde. Yaylapınar Köyü'nde Şeyh Hasan Abdal Zaviyesi ve bu zata ait olduğu söylenen mezar kalıntıları var. Yaylapınar Köyü Camii'ni gezelim hep birlikte. Girişteki şadırvanda abdest alınıyor. İçeriye girmeden kırmızı renkli halılar, kristal avizeler ve duvarda asılı ayetler huzur veriyor insana Yaylapınar Köyü Camii'nde. Üst katta kadınlar için ayrılmış bölüm yer alıyor. Dualarla ayrılıyoruz Yaylapınar Köyü Camii'nden. Beton mikseri çeviriyor harcı ve yavaş yavaş döküyor inşaat alanına. Köy içine doğru ilerlerken neredeyse 100 yıllık evleri görüyoruz. Kimi virane olmuş,
kimi hala ayakta. Eski yapılarda yaşayan köylüler çok şanslı olmalılar. Govatalı Baba Cengiz'in yerinde semaverle çay demliyorlar kapı önünde. ...1959 doğumlu Selahattin abi köy hakkında bilgiler veriyor bize. Köyümüzün kuruluşu tarihçilerden öğrendiğimize göre Orta Asya'dan gelip Kemah Sancağı'nda 5 sene kalıp Abdaloğlu adıyla buraya göç etmişler. İlk kuruluşu tek hane, tek ocak derler yani eski şeye göre. Tek ocaktan 47 haneye kadar çıkılmış. Ondan sonra işte bir göç, geçim sıkıntısı yüzünden bir göç başlamış. Şimdilerde de yazları 20-25 haneye kadar çıkıyor. Gerisi hepsi gurbette. Yaylapınar köyünde oldukça fazla tarihi yapı bulunuyor. Kiminin önünde kışlık odunlar, kiminin altında motosiklet. Oyma taşlardan yapılmış, kapısı penceresi ahşap olan bu yapılar, tarihin en derin çizgilerini sergiliyor bizlere. Yaklaşık 100 yıl önce inşa edilen bu samanlık hala kullanılıyor köylüler tarafından. Yıllarca köylüye hizmet vermiş bu araba, şimdilerde emekli olmuş. Tarım ağırlıklı Yaylapınar köyünde hemen hemen her kapıda bir traktör bulunuyor. Gördüğümüz patoz ise buğdayları saplarından ayırma işinde kullanılıyor. Sadece patoz değil, biçer döver de var bu köyde. Eski dönemlerde kullanılan bu patoz ise paslanmış bir halde bir kenara terk edilmiş. Taş mimarisinin en eski örneklerinden birini görüyoruz. Evin alt kısmı ahır olarak kullanılıyor. Kuşburnu ağaçları süslüyor evlerin bahçelerini. Marmelatı ve çayı yapılan bu meyve tam anlamıyla bir şifa kaynağı. Yaylapınar köyünün en eski çeşmesini görüyoruz. Nereden baksanız 150 yıllık geçmişi var bu çeşmenin. Eski dönemlerde köyde yaşayanlar bu çeşmeden su taşıyorlarmış evlerine. Çeşmenin yanında taştan yapılmış yalak ise hayvanların su ihtiyaçlarını karşılıyor. Belki de Yaylapınar adını bu çeşmeden almış, kim bilir. Yan yana sıra sıra dizilmiş kavak ağaçları. Hayvanlar bu ağaçların yapraklarını yiyerek besleniyorlar. Arı kovanları, ceviz fidanları bulunuyor. Taştan yapılmış bu tarihi evin bahçesinde. Müzik
Yapılan araştırmalara göre bu civarda 1700 çeşit çiçek yetişiyormuş. Celal ve Durdane Türk Dil Hayratı olarak gördüğümüz bu çeşme 2017 yılında yapılmış. Yaylapınar Köyü Muhtarı Cengiz Aktaş bize köy hakkında bilgiler verecek. Köyümüzün nüfusu yazın aşağı yukarı İstanbul ilinden gelenlerle beraber 30-35 haneyi buluyor. Kışında 5-6 hane kalıyoruz. Tabii ki bunun içerisinde gurbetçi oldukları için en çok yazları geliyorlar yani. Kışın nüfusumuz düşüyor. Köyümüzün geçim kaynağı arıcılık ve hayvancılık. Köyümüzün su sorunu bostan suları diyorlar bizde. Onlarda herhangi bir sıkıntımız yok ama içme suyularımızda sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle de bu sene de gelen tahliller sonucunda suyumuzda arsenik buluntusuna rastlanmıştır. Bununla da devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Yaptığımız kanalizasyon yoktu. İçme sularımız da sıkıntılıydı. Arazi yollarımızda sıkıntı vardı. Onların tabii ki birçok bölümünü yaptırdık. Yani yaptık devletimizden, yani devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu gibi şeylerde bize bayağı bir yardımcı oldular. Kanalizasyonumuzu, içme suyumuzu, içme su depomuzu, parke çalışmalarımızı falan hepsinde bize çok büyük yardımcı oldular yani. Gerçekten de Allah 100.000 kere razı olsun. Yaylapınar Köyü'nde Şeyh Hasan Abdal Zaviyesi ve bu zata ait olduğu söylenen mezar ve kalıntıları vardır. Bir hikayeye göre Şeyh Hasan Abdal bu köyden değirmene öğütmek üzere bir miktar buğday götürür. Değirmenci buğdayın az olduğunu söyleyerek öğütmez. Bu olay Şeyh Hasan Abdal'ın canını sıkar. Bunun üzerine orada bulunan bir kayaya ata biner gibi oturup kayaya yürümesini söyler. Kaya yürümeye başlar. Değirmene gelen suyun önünü kapatır. Değirmenin suyu kesilir. Değirmenci Abdal Baba'ya yalvarmaya başlar. Abdal Baba da taşı biraz kenara çeker ve değirmene az bir su gelmesini sağlar. Abdal Baba bu olaydan sonra kerameti ile anılır. Şimdilerde o yöreye Abdal Boğazı veya Abdal'ın taşı denmiştir. Olgunlaşan elmalar yerlere serilmiş. Belli ki hayvanlara yem olacaklar. Kuşburnu marmelatı hazırlanıp eleklerden geçiriliyor. Ardından bakır kazanlarda kaynatılıyor. Burası Yaylapınar Köyü'nün ortak kullandığı taş fırın. Yemyeşil bostan tarlasının içinde kelebekler, arılar uçuşuyor. Domates fidanlarına bakıyoruz şimdi de. Organik gübresiyle yetiştirilmiş kıpkırmızı nar gibi domatesler.
Yaylapınar köyünü gezmeye doyamasak da ayrılık vakti geldi. Yavaş yavaş ilerliyoruz köy çıkışına doğru. Yolumuzun üzerinde köylülerle selamlaşıyoruz karşılıklı. İştenlikle el sallayarak uğurluyorlar bizi. Güneşin battığı yöne doğru ilerlerken yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyoruz.